Başkanım hoş geldin. Allah yolunuzu açsın. Hoş geldin. Sağ olun. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Yanında olan adamın milyar önünde dua eder. Gözleri aç. Başkanım. Allah eksik etmesin. Buna da güçlü bir destek verelim bu okulda. Korkma başkanım, korkun mu? Hatta sandıkları böyle parlatacağız inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, en yüksek oy oranı ile temsil etmeye söz veriyor musunuz? Sağ olun, var olun. 2005 yılında ilçe başkan yardımcısı olarak, daha sonra il genel meclis üyesi ve birlik encümeni olarak, daha sonradan da Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak bu bölgede yapılan hizmetlerde ve yaşanan sıkıntıların da neler olduğu noktasındaki her konuya vakıf olan bir kardeşiniz olarak buranın eskiden belde belediyesi olduğu dönemlerde yapılan hizmetlerin, yolların su noktasındaki gelinen noktaları hepimiz biliyoruz. 3 kamyon çakıl dökmek için çekilen sıkıntıları da biliyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun. Büyükşehir Belediyesi sürecinde hem ilçe belediyemizin imkanlarıyla hem de Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla çok şükür belli bir noktaya kadar buranın yol sorunu, su sorunu ve diğer sorunlarıyla ilgili alanlarda belli bir noktaya geldik. Evet, en büyük meselemiz sahilden Akkuş'a giden güzergahtan birinci aşamada merkeze kadar gelecek olan asfalt. Asfaltın zemini yapıldı, hepimiz şahidiz. Size samimiyetle söz veriyorum. Eğer Hünye'de bizleri, Büyükşehir'de Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'i sandıktan güçlü çıkarttığınız takdirdeki ilk işimi, size söz veriyorum, buraya asfaltın başlaması olacağını. Bugüne kadar AK Parti belediyeciliğinde ve aynı zamanda da hükümet yönetimi sisteminde, eğitimde, sağlıkta geldiğimiz noktaları da lütfen değerlendirmenizi arz ve talep ediyorum. Düşünün ki bugün Allah'a şükürler olsun, en uzak noktadaki bu mahallemizde bile 112'yi çevirdiğimizde Allah'a şükürler olsun ambulansımız geliyor, hastamızı alıp hastaneye götürebiliyor, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın elini güçlü kılalım ki aynı zamanda buradan, Pelitli Yatak'tan, Hünye'den orduya güçlü bir mesaj verelim. Ordu'dan Ankara'ya da güçlü bir mesaj verelim ki bu hizmetler aynı şekilde daha da artarak devam etsin inşallah. Yıllarca hiç aksatılmadan hükümetimiz tarım destek politikası içerisinde alan bazlı gelir desteğini hep bu zamana kadar ödemiştir, hiç aksatmadan. Bugün geldiğimiz noktada da şu anda ayın 22'si itibariyle alan bazlı gelir destekleri çiftçilerimizin hesabına yatmış, gübresini, ilacını almasını temin etmek için aynı zamanda tarım üreticilerimiz desteklenmiş durumdadır. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz inşallah hep birlikte.